Hukuk sistemi içerisindeki yerinin e, Türkiye'deki mevcut rejim tarafından tanınmaması ve bu kararların çiğnenmemesi anlamında yeni değil. Çiğnenmesi anlamında yeni değil. Burada yeni olan tek konu e, bu e, Yargıtay Üçüncü Dairesi'nin verdiği e, e, kararına bakarsak e, e, bir tanımadıkları kararı veren anayasa mahkemeleri üyeleri hakkında suç e, u, u, suç duyurusunda bulunması. Şimdi ee, e, diğer kısmı da yeni değil dedim. Çünkü daha gerilere gidersek, biraz gerilere, çok eskilere de değil, 2016 Şubat itibariyle e, Recep Tayyip Erdoğan'ın ben anayasa masrafı kararını saygıda duymuyorum, tanımıyorum dedi, dediğini e, bütün herhalde e, kamuoyu halen hatırlıyordur. Hemen arkasından tabii ki Enis Berberoğlu kararı vardı. Buna da e, yerel mahkeme bu karara uymamıştı, uymayacağını ilan etmişti. En son e, Diyarbakır'da e, bir 7. E, 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 ağır ceza mahkemesi anayasa karar, anayasa mahkemesi kararını yine tanımayacağını, onun bir norm olduğunu ve tanınmasının zorunlu olmadığını ifade etmişti. E, tabii bu arada işin e, anayasa mahkemesi kısmında unutmayalım anayasa mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya kararıyla ilgili bu karara katılmadıklarıyla ilan etmişlerdi. Yani tabii ki e, zaten ona katılmadıkları için zaten daha oraya gitmişti ama burada bir genel bir durum var. Türkiye'de kurumsal çöküşten konuştuğumuz zaman kurumlar bir tek çöktüklerini düşünmeyelim, bir tek kadrolarının riayatsızlaştıklarını düşünmeyelim. Başka bir şey daha oluyor. Var olan yani o kurumlar e, e, en azından bir işlev olarak kalıyorlar orada ve bu işlevlerini yerine getirirken iki konuda büyük bir kakafonu ortaya çıkıyor. Bu birincisi birincisi hiyerarşi ikincisi sınırlar. Yani burada görüyoruz. Burada da çok net bir örneğini görüyorsunuz. Yargıtay kendi sınırlarını aşıyor ve bu yargının hiyerarşisini ihlal ediyor. Bunda da bir beis görmüyor. Tabii yani bu Türkiye'deki aslında siyasal durumun bir yansıması. Nereden nereye gitti? Yani Türkiye'nin nereye doğru bir yolculuk yaptığına ilişkin. Şimdi tabii seçim sonrasında 28 Mayıs sonrasında kamuoyunda işte normalleşme, e, yok Batıya tekrardan yüzü dönmek, ekonomide rasyonelleşme falan gibi beklentiler olmuştu. Yani bu beklentilerin ne kadar boş olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yani e, Erdoğan rejimininin e, otoriterleşme macerasının kaldığı yerden hatta sıçrayarak devam ettiğini, bu yakın zamanda dezenformasyonla dezenformasyon maddesi e, e, kanunu üzerinden gözaltına alınan gazeteciler, tutuklanan gazeteciler, sonradan serbest bırakılsalar bile e, Hüda Kaya'nın tutuklanması bu bunlarla beraber düşündüğümüz zaman bu otoriterleşmenin e, sıçrayarak devam ettiğini, e, e, görüyoruz ve tabii ki bütün bu tablonun bizim önümüze koyduğu ve bir kez daha hatırlattığı bir durum var. O da şu. Yani Türkiye'de eski nizamdan, Türkiye'nin anayasal nizamından kurtarılacak herhangi bir şeyin kalmadı. Yani burada tam anlamıyla enkazlaşmış bir yargı sistemi, tam anlamıyla e, enkazlaşmış bir bürokratik yapının bir parçası olarak karşımızda pırıl pırıl duruyor. Yani bu aslında bir yanıyla da Türkiye'nin 60 küsür yıllık e, 60 bir, 61 Anayasası'ndan bu yanaki macerasının da bir e, özeti. Yani 61 yılından bu yana bakarsanız anayasanın 61 Anayasası'nın e, e, her e, işte 71 80 ve sonraki süreçlerde sürekli daraltıldığını görüyorsunuz. Oradaki haklar, özgürlükler ve denge denetim mekanizmalarının ve en sonunda zaten e, geçtiğimiz zaten bu e, yılda, e, son iki yıl içerisinde elde, e, Bahçeli e, bir, bir birden fazla kereler bu mahkemenin aslında kapatılabileceğine ilişkinde ifadeleri kullanmasına kadar gelmişti. Tabii bunların en e, e, ilginç olan kısmı da bir bu tartışmanın şu anda Türkiye'de e, Erdoğan'ın bir yeni anayasa çağrısında olması, yeni anayasa ilişkin e, hatta muhalefete de çağrı yapıyor olması. E, tabii bunun e, ne kadar aslında e, hani bunun hani anayasa mahkemesinin olmadığı, anayasa kararlarının e, denetiminin mümkün olmadığı bir ülkede anayasa yazmanın, yeni anayasa yazmanın adına sivil anayasa demenin vesairenin bu rejim altında herhangi bir şekilde bir manası olmadığını çok net bir göstergesi. Yani kısacası şunu söyle, 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 söylemekte bir beis görmüyorum. Yani bu rejim var olduğu sürece bu rejimin otoriterleşme pratiğinde veyahut otoriterleşme macerasında ne geriye dönüş olacaktır ne normalleşme olacaktır. Bu noktada bu kanunun da bir pardon yargının da kefenle vurulmuş son çivi de değildir. Çiviler vurulmaya da devam edecektir. Çünkü ne otoriterleşmenin ne de baskı rejimlerinin dibi yok, sonu yok. Bu süreç karşısına bu sürecin gerektirdiği donanımda ve radikallikte bir muhalefet ve güçte bir muhalefet görmediği sürece de bu süreç lineer, ak kümülatif ve sıçramalı olarak otoriterleşme süreci devam edecek gibi görünüyor bana.